Balkanların Sesi Radyosu Ali Zülfikar Bey ile bir röportaj gerçekleştiriyor. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Ali Zülfikar kimdir? Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz acaba? Ali Zülfikar, normal doğum tarihim 1971 senesi, yani Mart'ın 15'inde dünyaya gelmişim. Bu annemin ve babamın anlatımlarına göre. Biz tabii ki geniş bir aileyiz. Köyde doğduk, büyüdük. Oralarda yaşamımız sürdü belli bir yaşa kadar. Ailemin, ben 5. çocuğuydum. O süre içerisinde, yani bir sorun mu var? Yok, hayır, biz sizi duyabiliyoruz. Tamam, bende bir sorun var. Şeyi kapatayım, ondan dolayı bana yankı yapıyor. Kusura bakmayın, kısa bir. Yok, problem yok. Ben hemen zaten 1970 yılı yazıyor burada. Siz demek ki 71 Evet. yılında doğmuşsunuz. Yavuzeli, Onu ben Gaziantep. gireyim. Onu düzelterekten şöyle gireyim. Bu benim memur beyin yazdığı bir doğum tarihi. Evet. Yani geniş bir aile olduğumuz için çoğu kardeşimiz ikiz gibi gösteriliyor Evet. nüfus cüzdanında. O mecburi bir durum olmuş. Öyle bir şey. Geniş bir aile olduğu için. Oradaki memur kendi inisiyatifinde kullanıyor. İşte biz de 1970 yılına denk gelmişiz. Evet. Birinci ayın 1900, birinci ay dediğimiz ocağın birinde doğan 1970 doğumlu olaraktan geçiyor Daha 15 hayatımızda. yaşında ortaokullar arası yapılan bir resim yarışmasında da birincilik ödülü alıyorsunuz. Evet, orada o dönemde hocam vardı. Kendisi de bilmiyor, dinliyorum beni. İnşallah dinliyordur. Murat hocamız, Murat Aydın Doma hocamız o zaman benim üzerimde titriyordu. Daha çok okulun zaten nerede bir resim sorunu varsa ya da bir şeyler varsa herkes benim yanıma gelirdi. Şu resmi bizim için yapar mısınız diye arkadaşlarım arasında, hatta yapmak istemediğim takdirde bana kızarlardı. O arada hocam beni çağırdı, Murat Hoca. Dedi ki, bak dedi, seninle bir şey konuşmam lazım. Sen sadece kendine resim yapacaksın. Başkalarına yapmayacaksın. Bana buraya bir sürü insan geliyor. Sorunlarını yani getiriyor. Hep kendi adıyla getirmiş ama senin resimlerin diyor. Ben senin resimlerini tanıyorum. Ne yaparsan yap diyor. O dönemde öyle bir geçmişimiz vardı. İlginç. Orada tabii ki bir yarışmaya katıldık. Yarışmada da ortaokullar arası bir yarışmaydı. Bir derece aldım. Karşılığında da bir kitap hediye etmişti. Güneş de Doğar diye bir kitap o dönemlerde hediye Harika. edilmişti bana. Ben de hemen bir O okuma evet. yarışmasına katılmıştım ilkokuldayken. Demek ki oradan belliymiş bizim de radyocu olacağımız. Orada bir üçüncülük bir ödülümüz var. İyi. Demek ki insanın küçükken yaptığı şeylerden belli oluyor ne olacağı aslında. Yani 1900... Evet. insanların zaten bir dönüm noktası vardır. Ben ona inanıyorum, insanların. Yani çünkü kendisine bir neden bir yaratılır. O süreç içerisinde doğar ki hiçbir şey kendiliğinden doğmaz. Yani bir sebep vardır oluşmasına. Çok doğru. O aşamada siz üzerine düşerseniz, bir şeyler yaparsanız, çevredeki insanlar teşvik ederse ya da o dönemde şanslıysanız, iyi bir hocaya denk gelmişseniz, o sizi yönlendirebilir, yön verebilir, topluma kazandırabilir. Yani öyle bir faydası var. Buradan Murat Hoca'ya ben sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ondan önce zaten benim ilk keşfim ilkokuldaydı. Esat hocamız O zaman Murat benden Hoca'ya biz de üzerinde teşekkürleri tutuyordu. sunalım. Tabii Buradan bizi öyleydi. dinliyorsa. İlk hocam oydu. Bu Murat Hoca ise benim ortaokul hocamdı. Yani ikisi de gerçekten buradan kendilerine teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çok emekleri var ikisinde benim üzerimde, Evet. gelişmemde büyük bir katkısı oldu. Sonra lise bittikten sonra ne yaptınız? Üniversite eğitimi nasıl Üniversiteye oldu? girdim. Üniversitede tabii ki ben Fırat Üniversitesi'ne girdim. O dönemde Antep'te yaşadığım için oradaki sanatçı arkadaşlarımızla diyalogumuz vardı. Onlar Mimar Sinan'a girmem için işte o dönemde bana baskı yaptılar. Git oraya. Ama bazı yönlendirmelerde önce bir kendine bir iş bul. Ondan sonra böyle gidersin
düşüncesiyle Fırat Üniversitesi'ne gittim. Orada eğitim çalıştım yani. Orada eğitim yaptığım aşamada sağ olsun. Oradaki hocalarım gerek Cemal Aslan olsun, gerek Memduh Kuzay olsun, o dönemdeki bölüm başkanı. Onun çok emekleri var. Hatta 93 yılında o kadar ileri gitmiştim ki yani geliştirmiştim sanatımı. O dedi artık bizim burası sana dar geliyor. Ben dedi en iyisi seni Mimar Sinan'a gönderelim. O zaman da dedi bir de adres vermişlerdi. O Sayın Profesör Gökhan Anlağan'ın yanına göndermişlerdi. İstanbul'a yani Elazığ'dan İstanbul'a geldim. Güzel sanatları okumak için. Önce sınavlara girdim. Sınava o dönemde sanıyorum 5000 üzerinde insan katılmıştı. Bu yetenek sınavı yapıyorlardı. Sınavı belli bir süre geçtim ben. Geçtikten sonra yerleştirme bölümü var. Onun için bir daha sınav yapıyorlardı. Onda tabii ki sınavlardan sonra ben listeye bakıyorum. Kazananlar listesini, kaybedenler listesini hiç ismini bulamadım. Ne kazananlar listesi de var, ne kaybedenler listesini. İlginç. Yani tabii ki tekrar Gökhan Hoca'nın yanına gittim. Ben iki ay kendisinden ders almıştım. O süre içerisinde yetiştirmiştim. Hocam dedim böyle böyle ben ismimi göremedim. O dönemdeki arkadaşlarım gidip bakıyor şaşırdılar. Hatta o dönemde bir grup daha vardı benimle birlikte çalışıyor. Onlar gitti bak şaşırdı dedi ne oldu falan diye. Hoca da şaşkın bilemiyoruz. öyle bir ilginç bir Mimar Sinan Üniversitesi ile geçmişim var. Ama ilk resim çalışmalarınızı Fırat Üniversitesi karma bir sergide sergilendi değil mi? İlk resim çalışmalarınız. Ben orada yaptım doğru. Fırat Üniversitesi'nde yaptım. Ve katılışım da öyle oldum. Resim evet. Piyasasına yavaş yavaş girmeye başladım. Zaten hocalarımdan iyi ders aldım ben. Mümtaz Hoca, Memduh Hoca olsun gerek Cemal Hoca olsun. Onlar bana gerekli temel dersler vermişlerdi. Bu onların tabii ki öğrencilerin sergilediği bir sergiydi. Onun içerisinde evet. Ben de dahildim. Oranın bir galerisi vardı Fırat Üniversitesi'nin. Orada ilk sergiye katıldım. Profesyonel anlamda ilk sergiye katıldım. Yani amatör düzeyde öyle diyelim. Bir sergiye katıldım. Ondan sonraki yaptığım işler çoğaldı ve yavaş yavaş Türkiye'nin o dönemde Elazığ'da, Antep'te, İstanbul'da değişik sergiler, grup sergileriydi bunlar. Bireysel sergilerdi. Bu 1993'te galiba ilk sergi Gaziantep otobüs durağında şair Bülent Özcan ile birlikte resimli şiir sergisi. Bu büyük yankı uyandırdı ama aynı zamanda da bu çalışma güvenlik güçleri tarafından tahrip edildi deniliyor. Bu nasıl gerçekleşti? Ne oldu? Şimdi ben o dönemler aslında o da 93 yılı. O yüzden 93 yılından kastederken böyle karma bir döneme denk geliyordu. 93 yılında ben Mimar Sinan'a başvurduktan sonra onun sonuçlarını ben alabilmek için tekrardan İstanbul'a, Antep'e geldim. Antep'te Celal Doğan'ın yanına geldim. Celal Doğan'la benim soyadım Ali Zülfikar, benim soyadım da Doğan. Aynı olduğu için hatta ilişkilerimiz de yakın kendisiyle. Sizin soy isminiz de mektup Doğan aldım. Değil mi? Ali Zülfikar Doğan. Evet, oraya gireceğim. Mektup aldım. Onunla Marmara Üniversitesi için. Orada Profesör Haluk Tezonar vardı. Ona gittim, dosyama baktı. Dedi böyle böyle çok iyi, harika. O dönemlerde hazırladığım dosyayı ben, bana dedi Antep'e git. Antep'te Yılmaz Kale hocamız var. Onunla birlikte çalış. Oradan tekrar bizim buraya gelirsin. Orada Eylül ayında başlıyordu sınavlara girişler. Ben de kısaca o dönemde hazırladığım şeylerden Bülent arkadaş dedi ki ya Zülfikar'cığım bir resim sergisi yapalım burada. İkimiz de genç insanlarız. Öyle bir şeyimiz de yok, kaygımız da yok. Sergiledim oradaki yaptığım, o aradaki yaptığım eserleri sergiledim otobüs durağında. Şimdi tabii otobüs durağı olduğu için herkes merak etti. Bülent'in iyi ilişkiler var basında. Basın geldi, otobüs durağında sanatçıların sergisi vardı. Her tarafa yayıldı. Tabii ki bunu polis de duymuş. Polis duyduktan sonra geliyor önce. Benim de arka ceplerimde kartlar var. Celal Doğan'ın var, diğerinin var. İyi ilişkilerim de var. Üniversiteden de var. Ben de onlara güvenerek hareket ediyorum. Geldi dedi ki biz dedi senin dedi buradaki işlerini dedi el koyacağız. Bu işini dedi birlikte ve seni götüreceğiz. Emniyete götüreceğiz Antep
Peki, Emniyet Müdürlüğü'ne. Ben de dedim, şimdi ben sergi aşamasındayım. Sergim bitsin, ondan sonra beni götürürsünüz diye bir espri yaptım kendilerine. Onlar gittiler geldiler. Hayatımda ilk kez Mercedes'e zaten orada bindim. Eseri ve beni götürdüler. Orada benim niye bu böyle bir çalışma yapıyorsun gibisinden. Aslında o dönemlerde yaptığım bir şeydi. Çok 1993-94 dönemlerde faili meçhul olaylar vardı. Evet. Faili meçhul olayları işleyen bir tabloydu o temelde. Hmm. Bu yüzden bana söylediler. Dediler Eser hala şu anda polis tarafından el konulduktan sonra dedi affedersiniz. Dedi anneni yap, babanı yap, işte çiçek yap, bahçe yap. Ne istiyorsun bizden? Biz, yani eserin özü şöyleydi. Eser sadece bir tak şarap bardağı. Şarap bardağının içerisinde bir kedi. Kedinin üzerinde polis şapkası vardı. Tabii ki bu olay da bir mezarın üzerinde geçiyor. Böyle tasvir edilmiş olay, kompoze edilmiş bir şey. Ama çok etkili. O yüzden görenler çok etkili bir soru soruyor. Ben de anlatıyordum. O temelde bir bağlantıyla vurdular. Anladım. Ben işi bir terör örgütünün üyeliğiyle sonuçlandı. Öyle bir meseleye bağladılar. Tabii ki 3 gün sonra beni bıraktılar tekrar. Anladım. Bu basında yansıdı. Çok yansıdığı için aynı zamanda benim de Mimar Sinan'ı bırak Marmara Üniversitesi'ne girmemi de engelledi. Ben oranın güzel sanatlarına o dönemde başvurmuştum. Evet. Sonra Eylül ayında gittim. Orada 85 puan almıştım. Marmara Güzel Sanatları 85 puan almış. Ama orada bir fark vardı. Orada mülakat yapıyorlardı. Mülakat sınavına tabi tutuyorlardı. O sınava da katıldım. Bana sordukları soru şuydu. Dedi sen zaten bir üniversitede okuyorsun. Git sen orada devam et. Bunu söyleyen de sanatçı kişiler. O dönemde hatırlıyorum, soy ismini hatırlıyorum. Mehmet Bey vardı. Ki de hanımefendi arkadaşımız vardı. Bana söyledikleri buydu. Sen şu anda zaten bir üniversite okuyorsun. Bu kadar memur çocuğu var. Onlar bunlar devam edecekler. Ben de zaten o sınavında aldığım 1993 yılındaki 3. sıradayım. 85 puan almışım 3. sıradayım. Hı hı. Bütün şeylerin listesine koyduğun zaman. Öyle bir hakkım orada yendi. Onu da söylemekte ben çekinmiyorum. Şimdi... Çünkü bu bizim geleceğimiz için. Bizim evet. gibi insanların bu tür şeyler de yaşadıktan sonra... Zaten bir dostumuz, daha doğrusu Özer Kurcan, Makedonya Üsküp'ten kardeşim şöyle yazmış. Genelde ressamlar ve heykeltıraşlar doğudan çıkıyor. Genelde insanlar çöp adam bile çizemezken doğunun buradaki sırrı nedir diye soruyor size. Ben de iletiyorum. Doğunun sırrı nedir acaba? Doğudaki insanlardan çıkar yani ressamlar, aslında şöyle heykeltıraşlar. Benim doğduğum büyüdüğüm yerler çelik çömek dediğimiz bir terim vardır. Çelik çömek dağları, soykma bölgesi dediğimiz yerden geliyor. Ben Mileliz köylüyüm. Mileliz köyünde. Bizim oranın içerisindeki şeyler mağaralar var. Zaten evet. sanatın içinde büyüyoruz biz. Hı hı. O mağaraların içerisinde antik, o eski çağa ait resimler vardır. Mağara resimleri. O mağara resimlerine baka baka ben hatta kaç mağarada bana ait resimler de var. Ben de yaptım. Kendim harika. De yaptım. Yani o dönemlerde, belli dönemlerde gittiğim aşamalarda. Biz onlarda yetiştiğimiz için biz ona şöyle diyoruz. Naif yetişiyoruz o dönemlerde. Bir şans yakaladığımız takdirde bazen oluyor, zorlanıyoruz. Yani mesela ben çok denedim okuyabilmek için işte Türkiye'de özellikle. Hatta hocalarımın niyeti şuydu. Seni dediler bir akademi havası solu en azından. Hı hı. O havayı solu bir elde şey olmasın. Sen de bir şey yaratmasın. O havayı solu bitti. Senin için bir sorunun yok. Öyle bir tek, çünkü o dönemlerde ben kurşun kalemle çalışıyordum ve kurşun kalemleri çok etkili. Zaten herkes şimdi bakıyordu bunu nasıl yaptı. Yani çünkü hep portreler üzerineydi. Şimdi geliyoruz oraya. 1997 yılından beri de Almanya'da yaşıyorsunuz. Evet. Bu insanın içinde bulunduğu her anı gözlemleyen ve bunları bu kültürel zenginliğin merkezi Mezopotamya'nın 5000 yıllık tarihiyle birleştiren bir stil yarattınız. Yani çalışma konuları ivedilikle insan sizin doğa ilişkisi olan son zamanlarda da hatta son zamanlar demeyeyim çalışmalarınızın başlangıcı da kilim motifleri ve doğal boyalar
oluşturdu. Bize biraz bu doğal boyalardan nasıl kilim motifleriyle nasıl resim yaptığınız, bunu bir açıklar mısınız? Şimdi benim sanat bilgim, sanat tarihi derin, yani hep okuyan, araştıran bir birisi. Bir hocaların verdiği bilgilerin dışında benim aldığım şey derin. O yüzden, yani daha doğrusu biz zengin bir ülkede yaşıyoruz. Kültür seviyesi çok yüksek bir ülkede yaşıyoruz. Mezopotamya dediğimiz o bu kültürün zaten şu andaki bütün zaten savaşlar da onun üzerine gidiyor. Şu andaki mevcut olan savaşlar da onun üzerinden yürüyor. O kültüre hakim olabilmek için, elde edebilmek için bütün savaşlar, kavimler, ne bileyim, bütün ülkelerin gözü orada. O kültürün içerisinde yetişmiş. Benim annem o kültürde yetişmiş bir insan ve kendisi kök boyasıyla ürün, yani koyunlarını, atıyorum, yününü kesiyor. Ondan sonra onları kendisi boyuyor. O benim gördüğüm doğayla olan ilişkinden sonra sordum, kendi kendime sordum. Ben yani araştıran, kimya dersi çok iyi olan birisiyim aynı zamanda. Dedim ki ya bu boyayı niye kendim sanat alanında kullanmıyorum? Çok etkili bir boya, doğal bir boya. Üstelik kimse kullanmıyor. Sanatta zaten böyle şeyler lazım. Evet. Farklı olan şeyleri yaratabilmek lazım. Farklılığını ortaya koymak lazım diye böyle bir çelişki yarattım kendi kendime. O çelişkinin üzerine yoğunlaştım. Öyle bir teknik bulduktan sonra dedim bunun kaynağı da zaten halı. Kilimler var. Kilimler, motiflerin, hatta bazı motifler vardı. Çok naif. Onları sildim. İşte üzerine farklı bir motif yarattım. Bunu sanat alanına ben sürdüm. Evet. Kök boyasını yarattım. Bunu sene 2001'den itibaren Evet. gördüm. Piyasada o süre içerisinde ben de sayısını bilmiyorum. Binin üzerinde iş çıkardım sanıyorum. Çünkü benim şu andaki birlikte çalıştığım galeristlerin hesaplarına göre benim satılan işlerim şu andaki piyasada insanların alıcıları bulduğu binin üzerinde. Yani Bir geçen de gün bu, öyle bir muhasebesini evet, yapmışlardı. bu kilim boyasını, bu boyanın resimlerde değişmemesi için özel bir yöntem kullanıyorsunuz. Benim Evet, merak yani şimdi ettiğim şöyle bir bu. şey. Doğal boyalar, yani ağaç boyası değişkendir. Süreç içerisinde farklı renklere bürünür. Hatta açık tek koyulaşır. O yüzden doğal kök boyası dedi. Yapraklardan, köklerden oluşan bir boya. Ben ise dediğim gibi kimyasal bilgim ve deneyimlerimle, yani kendim deneyler yapmak zorunda kaldım. Onlarla bunun kalıcı olabilmesi için nasıl ilk gün nasıl boyadıysam son güne kadar, hatta 10 yıla kadar değişmemesi için yani belli bir zaman deneyim yaptım. Başarılı olunca piyasaya sürdüm. Baktım çok başarılı oldu. İstediğim sonuca ulaştım. O 2002 yılını buldu. 2002 yılında artık bu tür resimler yaptım. Şöyle Tabii o demişsiniz. bu dönemde ve şöyle diyeyim 2002 mi 2003 yılında olması lazım. İsmail Bey de hatta ben buraya geldiğimde ilk o zamandaki bu katıdaki serginin açılışını yapmıştı. Evet, şöyle demişsiniz. Gaziantep kilimleri benim sanatımda önemli bir etken. Kilimleri Gaziantep'ten getiriyorum. Kilimleri tuvale önce yapıştırıyor, sonra dikiyorum. Resim yaparken kilimlerin motiflerinin olduğu gibi görünmesine gayret ediyorum. Kök boyasıyla çalışmak çok zor. Çünkü kök boyası değişken. Bunu önlemek için yumurta akı, kum gibi malzemelerden yaptığım özel bir karışım kullanıyorum. Gaziantep zengin bir kültüre sahip. Resimlerde o kültürü yansıtıyorum Evet, doğru demişim. O zamandaki demişsiniz. Bunu demek da iyiydi. anlatayım. Orada Yalnız, biraz yalnız şöyle diyeyim. evet. Almanlar diyor kendi kendini de ele vermişsin. Yani tekniği ele verdikten sonra tekniği İşte yumurta arkadaşlar akını mesela duyduk sizden. Kum gibi malzemeler falan bunların karışımı. Yani biraz ipucu verin artık bize. Nasıl yapılıyor bu? Kök boyası nasıl değişmiyor? Ama bu güzel bir şey. Kök boyası. Hatta ben şunu duydum. Belki siz de duydunuz. Sadece kök boyası değil. Bir Ermeni kırmızısı diye bir renk varmış. Evet, Bu öyle. kırmızı bir böcekten yapılıyormuş ve Yapılıyor. 1900 evet 15'lerden sonra bizim Anadolu'da yapılıyormuş bu. Ondan sonra da nesli tükenmiş
Çok şimdi Ermenistan'da belki bazı kişiler tarafından bu dini kitapları süslüyormuş. Bu da çok ilginç geldi bana. Şimdi sadece kök boyasıdan demek ki köklerden boya elde edilmiyor. Böceklerden, başka şeylerden de renk elde ediliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi doğa aslında şöyle diyeyim, şundan renk elde edildiği bir kural yok. Zaten her taşın ya da her bir cismin, canlı ya da cansız cisimlerin kendine özgü renkleri vardır. O renkleri şey haline getirdiğiniz zaman, pigment diyelim, böyle küçük parçacıkların haline getirdiğiniz zaman elinizde bir renk pigment oluşur. Ama o karışım içerisinde değişebilir. Yani turnusol kağıt gibi olabilir. Çünkü bir pigmentin şeyi önemli, gücü önemli. İşte benim kullandığım nar renkleri, atıyorum çok kuvvetli olan narın kabuklarından oluşturulmuş rengi diyeyim, örneğin onu ele alırsak. O kurutulmuş narların küçük küçük hale getirilmiş. Yani daha doğrusu ben onu belli dönemlerde burada kendim de hazırlıyorum. Ama Türkiye'den geldiği zaman daha iyi. Kendim hepsini hazırlıyorum. Çünkü şeyi tanımak lazım her şeyden önce. Bir bilginiz olması lazım. Malzemeyi tanıyacaksınız. Kimya bilginiz Sizin olacak. çok Öyle şeyler yüksek bir yapabilirsiniz ama sonucu bilemezsiniz. kimya bilginiz var bu konuda, değil mi? Tabii kimya bilginiz gerekiyor. Kimyanız ve matematiğiniz varsa zaten ressam olabilirsiniz. Onu söylemekte fayda var. Edebiyatınız varsa süslersiniz. Artık farklı şeylerle süslersiniz eserlerinizi. Ve sanat eseri olmasını istiyorsanız devamlı okuyup araştırmanız lazım. Kendine özgü bir karakteriniz olması lazım. Özgün bir çizginiz olması İşte lazım. sizin dünyada kök boyasını ilk kullanan ressam olma özelliği taşıyormuşsunuz. Yani Öyle. Öyle. Yani benim ondan önce kök boyasını kullanan duymadık. Yani ben duymamıştım. Bu yayılınca, yani kaç yıl oldu diyeyim, 17-18 yıl önce yayılınca kullanan var mı bilmiyorum benim yaptıklarım üzerine. Böyle bilgi ara sıra elime ulaşıyor, yani soruyorlar da bazen beni takip eden arkadaşlarım, dostlarım ve sanat eleştirmenleri de olsun. Ha, bir iki sanatçı gördük, hatta benim halı kullandıktan sonra halı üzerine yeni sanatçılar halıya farklı motifler koyaraktan yayınladılar. Böyle bir şey oldu, yeni bir sanatçı, genç bir sanatçı olması lazım. Halıyı fazla değiştirmeden, o da değiştirmedi. Hatta onu tamamladı, atıyorum şöyle tuvalin üzerine benim yaptığımı düşün. Bir de tamamladı, o motifi tamamladı. Ben de ise şeydi, yani tamam ben de bir parça koyuyordum. O motifi değiştirmiyordum. Bazen dans eden bir kadın düşünün. Dans eden kadın rock bölümünü halı, yani kilimden oluşturdum. Zaten şu ayrılığı da insan bilir. Kilim mi yoksa halı mı? Mecbur siz kilimi seçmek zorundasınız. Çünkü o halı çok şey, yani tüyleri yüksek olduğu için boya tutma imkanı çok zor ve çok ağır olur. Tutmuyor. Şimdi sadece bu Mesela bütün kök boya tekniği ile değil, aynı zamanda bu limon şekilli damgalı insan portre ve tabloları da sizin daha sonra büyük ilgi gördü. Bu limon şekilli damgalı insan portresi, bunları nasıl yaptınız? Ne düşünerek aklınıza nasıl bir şey geldi? Limon şekilli. Nasıl oldu? ben devamlı araştıran bir karakterim olduğu için, yani bunu aşağı yukarı insanlar, beni izleyenler fark ediyor. O yüzden 5-10 yılda bir yeni bir şey çıkarma ihtiyacı duyuyorum kendime. Öyle bir yaratık. Burada limon kestiğiniz zaman ortadan iki farklı dokusu var, limon dokusu. Onu görüyorsun. Abi, ben de şöyle bakıyorum, çünkü ben daha çok izleyemiyorum doğada ne oluyor. Daha doğrusu doğayı bilirseniz, doğayı tanırsanız bir şeyler yaratabilirsiniz. Doğaya bakaraktan, ha bu insan dokusu, yani insan dokusuyla limon dokusu arasındaki bir bağlantı sonucu çıkmış ortaya. Sonuçta bu doku, yani çizgilerin bütünleşmesi, moleküller, noktaları hem bir insanlar birleştirdiği ya da bir araya getirdiği de şekiller oluştururlar. Yani insanların silüet şekilleri oluşturması gökyüzünde, atıyorum. Çünkü böyle şeyler var. Gökyüzünde silüet oku. Ay'a bakınız şu anda, söz gelimi. Ay'a baktığınızda karşınızda bir ay var.
ay ister istemez o dalgalarda ışığın yansımasıyla farklı farklı noktaların bir araya gelmesinden şekil oluşturmuştur. Siz onu bir şeye benzetiyorsunuz. Birisi atıyorum birine benzetiyor, atıyorum bir insana benzetiyor, atıyorum Aşık Veysel'e benzetiyor, birilerine benzetiyor, bir sonuç çıkarıyor kendine. Evet. Olay da bu. Benim limonu bulmam da böyle bir şey. Yani inceledim, baktım, dedim ha insan dokusuyla bu farklılık. Dolayısıyla dedim farklı bir çizgi yarattım kendime. Farklı bir çizgi yarattım. Öyle insanın silüetinin arkasına sığınarak öyle çalışmalar yaptım. O da sanırım 13 yıl onunla uğraştım. 2004 yılında zannedersem Zoigma Sanat Galerisi kurdunuz Köln'de. 2004 yılından beri. Evet. Bu galeriyi işletiyorsunuz. Kendinizin bu galeri. Ve yaklaşık 140 sergi ve 400'ün üzerinde de eseriniz alıcı bulduğu söyleniyor. Fakat ben son çalışmalarınıza geleceğim. Son çalışmalarınızda resmen gerçekten hayran kaldım. Özellikle kara kalem çalışmalarınızda. Şimdi bu kara kalem çalışmalarınız çok detaylı. Yüz çalışmalarınız genellikle kara kalemle yaptığınız kurşun kalemle. Ve tabii ki hiç silmeden çok detaylı büyük portrelerde bunlar kara kalem çalışmalarınız. Bunları biraz anlatır mısınız? Nasıl oldu, nasıl başladınız ya da bu kara kalem çalışmaları sizin nasıl aklınıza geldi? Şimdi kara kalem aslında benim ilk göz ağrım. Üniversite yıllarında aldığım derslerle bu yönde bir güçlü olduğumu biliyorum. Hatta o yönde şu anda ben kurşun kalem, kömür boyası ve ona benzer yaptığım eserlerin hiç elimde kalmadı. İnsanlar gördüklerinde alıyorlardı. Bu, bir dedim ki şöyle kendi kendime, ya bu kurşun şeyle yaptım. Önce güzel kendime özgü bir kağıt üzerine denemeler yaptım. Sonra bir buluş söyledim kendime. Sanatın zaten en önemli özelliği şudur. Basit olanı olacak şekilde anlaşılır olacak, sade olanı yaratamazsın. Derken kendi kendime bunu sorduğumda o kadar renkler, o kadar güzel şeyler yaratmış olabilirsin. Ama bunların kalıcı, etkileyici olabilmesi için basit bir şeylerden yola çıkmanız lazım. Evet. Elime baktığımda kurşun kalem var, karşımda duruyor. Dedim bunu başka bir yöntemle deneyeceğim. Kimsenin denemediği bir şey vardı onu deneyeceğim. Bunu tuvalin üzerine yansıtacağım. Bu zamana kadar bütün çalışmalar tuval üzerine yapılmış, kurşun kalemle yapılmış şeylerin üzerinde. Bir de sonradan yağla ya da farklı renklendirmelerle yapılmış ama. Normalde kalem kağıt üzerinde yapılıyor değil mi kurşun yani kalem? Sanatçı da yok öyle piyasada. Kurşun kalem Nine çalışmaları. Nine deneyen olabilir. Kurşun kalem evet. Çalışmaları normalde kağıt üzerine yapılıyor. Ama siz tuval üzerine gerçekleştirdiniz üzerine bunu. Yapıyorum. En son bu 2,5 sene olacak, 3 sene olacak. Tuval üzerine çalışıyorum. Ve bunların formatları da büyük. Yani büyüklükler 2 metre, 3 metre boyutundaki çalışmalar. Peki bu kurşun kalem. Evet, bu kurşun kalem. Tuval üzerine yapılan kurşun kalemde zamanla bir yok olma tehlikesi var. Elimizi sürdüğümüz zaman ya da tozdan şuradan buradan. O zaten şu ana kadar sanatçıların hepsi ya şöyle diyeyim deniyor. Hepsi bir şeyler yapmak istiyor. Hı-hı. Ama sorun da zaten bu. Ve sanatçıların benden öğrenmek istediği ya da çalmak istediği öyle diyeyim. Yöntem de bu. Yani tamam her şey güzel. Ama bu kurşun kalem zamanında tuvalin üzerinde dökülüyor. Bunu nasıl koruyorsun? Yani belli spreyle şeyle falan korumaya mı çalışıyorsun daha önceki yaptığımız? Ama onu sürdüğümüz zaman renk kayboluyor, saralıyor, soluyor, farklı şeyler oluyor gibisinden. Sorular oldu. Hatta bu en çok fuarlarda karşılaşıyorum, sanat fuarlarında. Bütün sorularla. Hatta en son Berlin'e liste denen bir fuarda böyle ilginç bir
muhabbetle, bir sanatçıyla yaşadım. Sanatçı direkt bana sordu, dedi bunu nasıl yapıyorsun? Ben de yapıyorum. Ben de kendisine dedim ki bir bakayım senin ismini şuraya yaz Hüsamet. Bir bakayım sen nasıl yapıyorsun? Çünkü ben inanmadım söylediği şeylere. İnanmak istiyorum yani, bir de görmek istiyorum nasıl yapıyor falan. Bu dedi bana inanmıyor musun dedi, kızdı dedi, vermek istemiyorsan verme dedi. Böyle kızdı gitti yani. Dedi kendini dedi yükseklerde görüyorsun, şudur budur, öyle bir şey yaptı. Yani mütevazi bir şekilde cevapla falan gibisinden yaklaşmadı. Ben de farklı bir boyutuyla kendisini anlatmaya çalışıyorum. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Kurşun kalem tuval üzerinde durmaz, dökülür. Evet. O yüzden bir yöntem bulmanız lazım. Tabii ki. Onu yaşatabilirsiniz. Onu şeye yedirebilmeniz lazım. Tuvalle bütünleştirmeniz lazım. Bu yöntemi ilk bulan sizsiniz zannedersem. Şu anda durum öyle. Bunun yaratan, bunu hatta bilmiyorum birkaç, yani bir yıla kalmaz bir patentini alma durumunda olacak. Çünkü bunu korumam lazım. Gerçi ismimizi de koruyoruz ama bu uğraştığım temel üzerinden, yaptığım çalışmalar üzerinden basında tanıtıldı, yeterince aktarıldı ama son dönemlerde bu yönde yapan sanatçıların olduğunu biliyorum. Şimdi kurşun sanatçıların olduğunu biliyorum. Evet, kurşun kopisini yapmak için zaten yapamazlar. Benim yaptığım için kopisini yapamazlar. Kurşun kalemle yaşanan çığlıklar serginiz var Ali Bey. 8 Kasım Almanya'nın Arweiler kentinde. Stadtgalerie Weiserturm'da olacak bu kişisel serginiz. Burada bir tablo var. Kobane isimli bir tablo. Bu tablo Kobane'deki insanlar yararına satılacak. Bundan biraz bahseder misiniz? Şimdi dünyayı natürlü, yani dünyayı kasıp kavuran bu çığlıkların olduğu süreç içerisinde bizi de sanatçı olarak çok etkiledi. Çünkü o topraklardan geliyoruz. Sorunlarımız aynı. Geldiğimiz için Kobani'deki yaşanan dramayı, oradaki yaşanan çığlıkları, insanların yaşadığı şeyler çok derin etkiledi. Hatta o dönemlerde ben müzelere başvurdum. Sağ olsunlar bana imkan sunanlara ediyorum. Sunmayanlara da teşekkür etmek istiyorum burada. Bu Kobani projesini gerçekleştirdik. Oradan sanırım 20-30'a yakın eser çıkardık. Burada tabii ki bu sanat galerisinde, bu şehir galerisinde herhangi bir esere talip çıkarsa ben oradaki insanlara, orada çalışma yapan insanlara, özellikle yaşamını yitiren insanlara, hatta oranın gelişmesi için katkıda bulunan insanlara bir katkı olsun. Anlıyorum. Demek istedim. Yani orada sembolik olabilir oradaki şey. Oradaki meblağın derecesi hiç ilgilendirmiyor. Önemli olan ona maddi ve manevi olarak sahip çıkabilir. Bir de sizin bu kara kalem çalışmalarınıza baktığım zaman böyle 20 bin dolar, 15 bin dolar, 30 bin dolar aralarında kara kalem çalışmalarınız. Bu da gerçekten değerinin olduğunu gösteriyor. Yaptığınız çalışmalar çok güzel, benim çok hoşuma gitti. Daha önceden de söylediğim gibi. Çok teşekkür ediyorum programımıza bu değerli zamanınızı ayırdığınız için. Bu güzel çalışmalarınızın da devamını diliyorum. Söyleyecek son neler söylemek istersiniz? Son sözlerinizi alalım. Her şey gönlümüzce olsun istiyorum. Yani yüreğimiz, gönlümüz güzellik görürse, insanlığı değerler görürse her şeyin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. O yüzden herkesin içerisindeki sevgi deryasının daha da derinlemesi umuduyla diyoruz. Bana bu imkanı tanıdığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Gerek radyonuz, gerek de sizin, gerekse buradan Nazlı Hanım'a da sevgilerimi ileteyim. Evet, Nazlı Hanım tanıştırdı. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Sevgilerimi iletiyorum. Dinleyen ya da dinlemeyen bütün dostlara sevgilerimi iletiyorum. Zamanları varsa sergimde
8 Evet Kasım'da tekrar biliyorum. edelim. Dost, Almanya'nın tamam. Arvayla Evet, kentinde, Stadt Galerie, Arvayla. Weisertum'da Görüşmek umuduyla diyelim öyle. görüşmek umuduyla kurşun kalemle yaşanan çığlıklar serginin ismi de. Çok çok teşekkür ediyorum Ali Bey. Size güzel bir türkü armağan etmek istiyorum. Programıma katıldığınız için sağ olun, var olun efendim.